Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhekni bis salihin. Bugün tefsir dersi yapıyoruz. Mu'tat dersi yaptığımız kitap bitmiş olduğu için böyle bir ek ders olarak hakikat, mecaz gibi konulara değineceğiz. Efendim, işte kinaye var, teşbih var, istiara var. Bugün biz hakikat ve mecazı konuşmuş olacağız inşallah. Şimdi bu tabii aralarında alaka olması lazım. Mesela birinci bu misalde cüz'iyet alakası. Cüz'iyet alakası. Nedir? Ayet-i kerimede veya hadis-i şeriflerde olabilir veya günlük konuştuğumuz ifadelerde, cümlelerde irade-i kül ama zikri cüz, yani şöyle öbür türlü söyleyeyim, zikri cüz ama irade-i kül kastedilir. Mesela birinci ayet, Estağfirullah, وَالَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَ ذَٰلِكُمْ تُوَعَزُونَ بِهِ وَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Zihar ayeti. Zihardan dönenler için diyor Cenab-ı Hak, bir köle azat etme cezası ya da kefareti vardır buyuruyor. Ama burada rakabe kelimesi altıda çizilmiş zaten. Rakabe zikredilmiş. Rakabe boyun demektir. Şu ense yani. Çünkü köle demek boyunda bir boyunduruk olması demek veya bir ip olması demek, tabiri caizse. Bir kelp gibi bir tasma olması demek. Yani bu boyunu bu tasmadan kurtarmak. Köleyi kastediyor. Yani irade-i kül kölenin kendisidir. Ama onun vücudundan bir bölümü zikrediyor. Ama kastedilen köle. Yani cüz'iyet alakası böyle. Veya o şey kıble ayeti ikinci ve üçüncü satır. İşte siz biz diyor sizi semada kadnera tegallübe ve çikefi sema felen müelliyen yüküble. Yani biz seni semaya baktığınız görüyoruz ama diyor seni seveceğin, beğeneceğin bir kıbleye çevireceğiz. Öyleyse fevelle vecheke şatral mescidil haram ve haythu ma kuntum fevellu vucuhakum şatrahu. Tabi vucuhakum, vucuhakum da var. Şimdi kalemi açayım. Heh. Şu da ayrıca ve çeke. Ve çeke. Heh, şimdi bu da zikri cüzdür. Vücuh hüküm de aynı şekilde. Biri yüzünüz demek, yüzün, senin yüzün demek. Diğeri de yüzleriniz demek. Evet. Burada yine zikri cüz, irade-i kül olarak yüz zikredilmiştir. Yüzünü çevir. Ama ne murad edilmiştir?
Murad edilen kül, yani tüm bedenini kıbleye çevir anlamındadır. Yani sadece yüzünü kıbleye çevirmekle namaz olmaz. Vücudunu da çevireceksin. Yani tüm vücudunu çevireceksin. İrade-i kül o demek yani. Kül. Efendim. Sonra sonuncusu ve la tulku bi eydiküm ile tehlike. Kendi elinizle siz kendinizi tehlikeye atmayın. Yine burada da eydiküm zikredilmiş. Yani elinizle ama kendi vücudunuzla demektir. Yani vücuttan bir cüz, bir bölüm zikredilmiş ama tüm vücut kastedilmiştir. Burada eydiküm elleriniz manasına gelse de kendi kendinizi manasına gelmektedir. Birincisi bu. Şimdi bu da aynı şekilde zikri cüz iradeyi zikri kül irade-i cüz. Yani bu bunun tersi. Bu şimdi zikri cüz irade-i küldü. Burada da tamamını kastediyor ama bir cüzünü tamamını zikrediyor. Bir organın mesela insanın vücudunun ama bir kısmını murad ediyor. Mesela Es-sâriku ve sârikatü fakta'u eydiyehuma. Hırsız kadın ve erkeğe gelince onların diyor ellerini kesiniz. Ellerini kesiniz. Şimdi Arapçada yet veya eydiyehuma parmak uçlarından omuza kadardır. Kolda dahildir yani ele. Kolda dahildir. Ama burada kol zikredilmiştir. Fakat sadece el yani elin bileğine kadar kastedilmiştir. Zaten Resulullah Efendimiz de kol zikredilse bile yani elin bileğinden öyle bir şey icap ederse elin bileğinden kesilmesini emretmiştir. İkincisi efendim şeyler münafıklar yec'alûne esâbi'ahum fî âzânihim. Şimdi çok olduğu için kısa kısa kesiyorum. Onlar diyor parmaklarını kulaklarına sokarlar. Yani böyle bir gök gürültüsü falan bir şey duydukları zaman korkularında. Şimdi esâbi'ahum parmaklarını sokarlar demek. Şimdi bütün bir parmak kulağa girmez ama ne girer? Parmağın ucu girer. Parmağın ucu gider. İşte burada yine zikri küldür. Parmak zikredilmiştir. Şöyle videoda göstereyim. Parmak zikredilmiştir. Ama parmağın ucu murad edilmiştir. Çünkü bütün parmak kulağa girmez. Sadece ucu girer. Tıkamak için. Bu böyle. Bu ikincisi. Üçüncüsü, şöyle üç yazalım. Yetimlerin mallarını diyor haksız yere yiyenler karınlarında ateş yemiş olurlar diyor. Fi butunihim naran. Karınlarında ateş yemiş olurlar. Şimdi burada zikru müsebbep, iradeyi sebep. Yani müsebbep nedir? Sebep nedir? Burada yetim malıdır. Müsebbep de ateştir. Çünkü ateş zikredilmiştir. Ama sebep kastedilmiştir. Yani yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler karınlarında onları ateşe götürecek şeyi yemiş olurlar. Ateşe sebep olacak yetimin malını yemiş olurlar. İşte cehennemde de yanarlar anlamına geliyor. Müsebbibiyet alakası. Sonra dördüncüsü demiş. Sümme kaset kulübüküm mal zelfe.
Nehar. Evet, bu ayet-i kerime uzun. Şuradan devam ediyorum. Ves'elil karyetelleti künnâ fîhâ. Şimdi diyor ki bir köye gitmişler. Şuraya kadar. Ves'elil karyete, sen köye sor. Elleti künnâ fîhâ. İçinde bulunduğumuz köye sor. Şimdi. Zikr-ü mahal. Mahal, kariyedir, köydür. Ama bu şey, köyün kendisine soru sorulmaz. Kime soru sorulur? O köyde bulunanlara soru sorulur. Köyde bulunan halka soru sorulur. Evet, zikru mahal demiş. İradeyi hal. Şimdi bu beşincisi, bu da hanımları ilgilendiren bir ayet-i kerime. Kullil müminati yağdudna min ebsarihinne ve ahfazna furucahunne ve la yubdine zinetehunne. Evet. Şimdi mümin kadınlara söyle, gözlerini diyor kıssınlar. Yani kıssın derken bakış açısını daraltsınlar. Böyle bir yerde dururken, bir yere giderken hani öyle sağa sola çok lüzumsuz bakmasınlar. Böyle vakarlı bir şekilde bakışlarını daraltsınlar, öyle yürüsünler veya dikilsinler. Mesela alışverişte, ne bileyim, markette, kasada bir şey satarken, bir şey alırken hani etrafa öyle sağa sola bakmasınlar. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Ziynetlerinde açığa çıkarmasınlar. Şimdi burada haliyet alakası vardır. Yani zikr-ü hal, irade-i mahal. Yani ziynet zikredilmiştir. Hani ziynet, böyle süs eşyası. Ama ziynetin kendisi değil, ziynetin takıldığı yer. Yani mesela buraya bir ziynet takıyorsa, mesela gerdanlık takıyorsa, onun bulunduğu yer, vücuttaki mahal kastedilmiştir. Yani orada ziynet olsa da olmasa da orayı diyor göstermesinler diyor. Şimdi burada da aynı şekilde وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ. Sonra başka ayet-i kerime فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخَلُهُمْ رَبُّهُمْ ف۪ي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ İman edenleri ve salih amel işleyenleri Rableri rahmetine dahil edecektir. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ Burada rahmet zikredilmiştir ama rahmetin tecelli ettiği cennet murad edilmiştir. Yani cennetine koyacak demek istiyor. Çünkü cennette rahmet tecelli edecek veya cennette cemali ilahi görünecek. Cenneti mümin onun için istemesi lazım. Cehennemden görünmeyecek. Şu dünyadan bize görünmeyecek. Yani bu dünya hayatında şu gözlerle görünmeyecek ama cennetten görülecek. Orada başka bir görme şekli aldıktan sonra. Görme gücü, görme kuvveti. 6. 6. Ne demiş? Ve ellezine yetevaffevne minkum ve yederune ezvacen. Kevni sabık demiş. Yani burada birisi diyor vefat ederse geride de zevceler bırakırsa diyor. Onlar yeterabbasını bi enfusin erbaate eşhurun ve aşırat. 4 ay 10 gün onlar beklesin diyor. 4 ay 10 gün beklesin diyor. Burada ezvacem kişinin hayattayken olan zevcesidir. Öldükten sonra zevce olmaz. Onun için bu kevni sabıktır. Yani daha önceki zevcesi anlamında.
Evveliyet demiş, kevnü lahık. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'la beraber şeyde es-sicin, yani hapishanede olup rüya gören birisi tabir ettirdi. Dedi ki inni erani asuru hamra. Ben kendimi şarap sıkıyor olduğum halde görüyorum dedi. Şimdi kevnü lahık şu demek. Yani şarap sıkılmaz. Ne sıkılır? Kendisinden şarap yapılacak meyve, artık üzüm gibi, artık neyse o zamanın şartlarında, diyelim ki üzüm. Üzüm sıkılır, şarap olur. Yani sonradan olacak şeyi burada zikrediyor. Aslında asırı hamran değil de o meyvenin ismini söylemesi lazımdı. Ama kulakla da anlaşıldığı için böyle söylemiş. Yani asırı hamran. Ben hani bir nesneyi, bir meyveyi şarap olarak sıkıyorum gibi. Kevni lahik bu. Öbürü kevni sabıktı. Yani geçmişte. Geçmişte. Eliyet, yani alet. Alet. Ve ma erselna min rasulin illa bi lisani kavmihi. Şimdi biz her peygamber, her yani Resulü kavminin lisanı ile gönderdik. Kavminin lisanı üzere gönderdik. Burada lisan alettir, yani dil. Dil bir alettir. Neye alettir? Konuşmaya alettir. Yani burada asıl ne olması lazımdı? İlla bir kelam ve ala kelami kavmihi olması lazımdı, ama dil de konuşmak için bir alet, alet olduğu için burada lisani denilmiştir. Yani mecazdır. Yani dil, çünkü dil değil oradaki kasıt. Dilin yaptığı konuşma. Yani kelam, tekellüm işi. Evet. Ya da ve ma esabek min musibetin febima kesebet eydiküm diyor. Sizin başınıza gelenler sadece ellerinizin kazandığıyla diyor. Yani yani burada el zikredilmiştir. Ama elin el bir alettir. El bir alettir. Bu ellerin vasıtasıyla kazanılan cürümler kastedilmektedir. Hızlı hızlı geçiyorum. Kinaye. Kinaye sözlükte bir şeyi bir şeyle örtmek anlamına gelen kinaye kelimesi, edebi sanat olarak örtülü anlatım demektir. Kendisiyle kastedilen mana kapalı olan ve ancak söyleyenin niyetinin bilinmesiyle veya başka bir karine ile anlaşılabilen bir lafız. Kinayeyi mecazdan ayıran özellik, hem hakiki hem mecazi anlama göre ifadenin doğru olması, hakiki mananın kastedilmediğini ortaya koyan bir karinenin bulunmasıdır. Karinenin bulunmamasıdır. Bulunmamasıdır. Cömert kimse için külü bol denildiğinde, asıl amaç onun cömert olduğunu ifade etmekse de külünün bol olması da doğal olağandır. Yani olabilir, mümkündür. Halbuki mecazda sadece mecazi anlam kastedilir. Gerçek anlamın kastedilmesine engel olan bir karine-i mania bulunur. Kinaye devam ediyor. Kılıcının kını uzun olmak, uzun boylu olmak. Yani şöyle misali şöyle açıklayalım. Mesela bir arkadaş diğerine diyor ki, ya ben diyor bugün kılıcının kını uzun olan bir adam gördüm diyor. Öbürü de ne demek istediğini anlıyor. Ha, bu diyor uzun boylu bir adam görmüş diyor. Çünkü insanın boyuna göre kılıcının kını uzun olur. Yani kendine boyuna göre kılıç yaptırır. Filan kuşluk vakti uyur.
Yani o ne demekmiş? O zengin biridir. Yani sabah erken kalkıp işe gitmesine gerek yok. Onun için kuşluk vakti uyuyor. Filanla karşılaştım, boynunu büktü. Yani yüz çevirdi demek. Boynunu büktü, hani çaresiz boynunu büküyor. Ne demek? Ondan yüz çevirdi, yüzüne bakmadı. Filanı gerçekle yüzleştirdim, yüzü kızardı. Yani utandı demek. İşte kalın kafalı, eli açık, eli uzun, alnı açık, gözü açık, kulağı delik, sırtı kamburlaştı. Bastonla yürür hale geldi. Kinayeli laflar yani. Mesela birisinin diyelim başında bir şey var, takke var veya şapka var. Bir başkası ona diyor ki, o diyor senin şapkan ne kadar da büyükmüş diyor. Bu kinayedir. Yani senin kafan büyük demektir. Kinayeli konuşmak o demek yani. Kinayeli konuşmak. Veya ne kadar büyük beden ceket giyiyorsun. Ne demek? Yani kilolusun demek. Yani mesela XXXL giyiyorsan veya XX large diyorlar. Giyiyorsan bazıları da 3X large. Ne demek o? Yani kilolusun, irisin. Ama ona direkt kilolusun veya şişmansın diyemiyorsun. Ne kadar da büyük ceketin varmış diyorsun. O kinayedir işte. Çünkü o ceketi kim giyer? O ebatta olan insan giyer. Kinaye bu demek. Evet. Ayet-i kerimede uhulle leküm leylete siyame errafetu ila nisaikum demiş. Yevme ya'udhu zalimu ala yedeyhi. O gün de zalim diyor, ellerini ısırır diyor. Ellerini ısırır. Yani pişman olur demek. Pişman olmak demek. Sonra bu ayet-i kerime Meryem suresi olması lazım. Tam emin değilim. Çünkü Hazreti Meryem ile ilgili Velleti ahsenet ferceha fenefekna fiyye. Yani fercini koruyan kadın demek. Yani şeyli, iffetli, namuslu anlamı çıkıyor. Ya da şey bu. Nunla bittiğine göre, fasıla harfi nun olduğuna göre Nisa suresi olabilir. Ya da Ali İmran suresi. Ali İmran suresi. Evet. Bundan sonra işte sizden birisi hasta olursa veya misafir yani seferde olursa veya sizden birisi gaitten yani tuvaletten gelirse evlâ mestumin nisa veya kadınlarla dokunuşursanız diyor. Yani kadınlara dokunursanız, onlar da size dokunursa bunlar kinayedir. Yani dokunuşmak demek ilişkiye girmek demek. İlişkide bulunmak. Yani şeyi, uslu gerektiren ilişkide bulunmak demek. Bu şu kelime. Dokunuşmak. Yani tabii de Kur'an-ı Kerim edeben veya zarafeten öyle kelimeler kullanıyor. İşte orada ne diyor? Felem tecidu ma'en, su bulamazsanız feteyemmemü sa'iden tayyiben. O zaman diyor temiz bir toprakla diyor teyemmüm alırsınız. Kinaye örnekleri de bunlarmış. Aslında mecazi murseller daha çok. Şu başa bir gideyim tekrar. Kaçırdığım bir şey var mı diye tekrar bakayım. Lafızlar var. Hakikat, mecaz. Mesela hakikat tanım nebileri hükmü. Tanıtımı şu büyük şeyde.
Lugavi hakikat salat, talak demiş. Yani dini konular salat. Namaz demek zaten. Talak boşanmak demek veya boşamak. Örfi hakikat dabbe, seyyare, raf, nasb. Şer'i hakikat say, talak, riba, nikah, salat. Evet. Bu sağ tarafta mecaz var. Mecazlar. Lugavi mecaz, esed. Cesur insan. Efendim. Teşbihtir. Yani bir insanı, cesur insanı bir aslana benzetmek teşbihtir. Yani bu istiaredir. Mesela ay. Ay, güzel yüzü bir kadın, bir insan, bir kadın. Bu da bir mecazdır. Yani aya benzetilir. Teşbihtir yani, teşbih. Örfü mecaz, dabbe demiş. Yani örfte birisine dabbe, yani hayvan anlamında dediğin zaman gerizekalı anlamı çıkıyor. Evet. Çünkü gerizekalı dersen yanlış anlar, kızar ama böyle deyince fazla dokunmuyor. Şer'i mecaz demiş, salat dua. Neden mecaz? Çünkü salat hakikatte namaz anlamına gelmez. Hakikatte salat dua demektir. Dua demektir. Ama şer'i istilahta veya şer'i mecazda salat namaz anlamına gelir. Burayı görmüş müydük? Hakikat mecaz. Şimdi mecazın gerçekleşmesi için dört unsur gerekir. Bunlar lafız. Bir lafız olacak. İki anlam olacak. Yani o kelimenin iki anlamı olacak. Hakiki manası, mecazi manası. Bir karine-i mani olacak. Yani şu demek, bir kelimenin hani hakikat, mecaz manası var. Bu hakikat ve mecaz manasının bir alakası yok. İşte bu karine-i mani bu oluyor. Yani birbirleriyle alakası olmayan manalar oluyor. Ama aralarında bir ilgi, alaka var. Mesela demiş, bir deniz gördüm. Hakiki manası. Birisi bize bir deniz gördüm dese ne anlarız? Denizi görmüş. Yani ne bileyim bir tatile gitmiş, deniz kenarına gitmiş, deniz görmüş. Bu hakiki manası denizdir. Ama birisi dese ki bir kafileyle beraber yürüyen bir deniz gördüm dese bu mecazdır. Neden? Burada bir karine-i maniye vardır. Karine-i maniye nedir? Bir denizin bir kafileyle beraber yürüyemeyişidir. Yani bir deniz bir kafile beraber yürüyemez. O zaman nedir bu? Mecazdır. Mecazdır. Ne demektir? Cömertlik. Yani deniz, bol. Açıklamış zaten. Kafileyle beraber yürüyen karene-i mania. Bu mani oluyor. Yani onu hakiki manasını anlamaya mani oluyor. O zaman deniz cömertlik anlamına geliyor. Denizde cömertliğin bir alakası var. Yani bolluk, geniş, bol. Veya bir güneş gördüm. Güneş, yani uzun süre bakılmasa da güneşi görebilir insan. Bu hakiki manasıdır. Elinde kitap olan bir güneş gördüm dediğin zaman, o zaman bu hakiki manadan çıkmış oluyor. Neden? Çünkü güneşin bir eli yoktur. Elin olmadığı gibi elinde kitap da olamaz. O zaman bu karine-i mania nedir? Güneşin elinin ve elinde kitabın olmamasıdır. Yani imkanının olmamasıdır. O zaman güneşin manası farklıdır. Ona o zaman ne yapıyoruz? Güneşin veya kasteden bir insanın güneşe teşbih edildiğini anlamış oluyoruz. Burada elinde kitap olan dediği zaman karine-i mani oluyor. Parlaklık o zaman güneşin kendisi değil parlaklığı anlaşılıyor. Yani bir insan parlak bir insan ama elinde kitap var bu anlaşılıyor yani. Veya güneş şeye de söylenir.
Yani etrafına ışık saçan, ilim irfan saçan faydalı insanlara da söylenebilir. Mesela Peygamberimiz için sallallahu aleyhi ve sellem söylenebilir. Çünkü nedir? O merkezdir. Nasıl dünyanın, semanın merkezi güneşse, en azından bizim Samanyolu'nda, bizim güneş sisteminde, o da kainatın güneşidir. Ama elinde hani kitap olan güneş dedi ya burada. O güneş olmadığı nereden anlaşılıyor? Yani kendisi mesela diyelim bir şöyle diyelim başka bir misal. Ben bir güneşe iman ettim dese bir insan, hani mecazı kinayeyi anlamayan, mecaz hakikat kinayeyi bilmeyen bir insan, sen der hani putperest mi oldun der. Halbuki nedir o? Teşbih yapmıştır. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem güneşe benzetmiştir. Ben güneşe iman ettim demiş olabilir. Demiş olabilir. Onun için bu hakikat mecaz gibi ilimleri iyi bilmek lazım. Hele hele tefsirde iyi bilmek lazım. Mesela diyelim bir şeyde Fetih suresinde yedullahi fevka eydihim diyor. Şimdi yed nedir? El. İnsanın eli veya kolu. Şimdi biat etmişler peygamberimize. Herkes ellerini üst üste koymuş. Cenab-ı Hak da memnun olmuş. Diyor ki Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir diyor. Yani ben de onlarla biat ettim. Onlara yardım etmeye söz verdim anlamında. Onların üzerindedir diyor. Ama burada Allah'ın eli olmadığına göre hakiki manası anlaşılmaz. Ne anlaşılır? İnsanın eliyle yapacağı hayır, hasenat, iyilikler, yardımlar anlaşılır. Yani burada el nedir? Alettir. Alettir. Mecaz, yani aliyet alakası vardır. El, yani alet zikretilmiştir ama onun getirisi, yani elle yapılan şeyler kastedilmiştir. Mesela bir savaş esnasında bir yardım olabilir. Yani kıtlık, açlık zamanı, yani rızık olabilir. Efendim, tehlike anında bir yardımcı göndermiş olabilir. Böyle şeyler Allah'ın kudreti, kudretini, yani cömertliğini, kudretini zikrediyor aslında. Onlar diyor biat etti, el üstüne koydular, ben de elimi en üste koydum. Onlara diyor ben destek olacağım, ben sahip çıkacağım gibi manalar anlaşılabilir. Yani Allah'ın eli kolu yoktur. Yarattıklarından başka bir şeye benzemez. Başkasına, yani muhalefetun lil havadis vardır. Allah'ın zati sıfatları, sıfat-ı selbiye de denir. Nedir? Havadise, yani yaratılmışlara, yarattıklarına benzememesi. Bir de istiare var. İki anlam arasında alaka, ilgi bir benzerliği yansıtıyorsa buna istiare denmektedir. Mesela demiş bir aslan gördüm. Hakiki mana. Adam şeyde diyelim şeye çıkmış safariye misal veya hayvanat bahçesine gitmiş. Ne görmüş? Bir aslan görmüş. Tamam. Ne anlaşılıyor? Çünkü bir aslan gördüm deyince o insanın aslan gördüğü anlaşılıyor. Ama kılıcıyla hücum eden bir aslan gördüm veya elinde kılıç olan bir aslan gördüm dese bu ne olur? Hakiki mana olmaz. Çünkü aslanın elinde kılıç olmaz. Aslanın eli yoktur. O zaman nedir bu? Mecazdır veya teşbihtir. Benzetmedir yani. Yani metafa. Bu bir benzetmedir. Şimdi açıklamış. Kılıcıyla hücum eden karine-i mana diyor. Yani mecaz olmasının sebebi kılıcıyla hücum eden karine-i mana, yani aslan kılıç alıp hücum edemez. Bu manidir. Hakiki mana olmasına manidir. Burada aslan neydir? Cesarettir. Yani cesarete, bir insanın cesareti onu aslana benzetir. Hani
Hazreti Ali Keramallahu Veç Hazretleri için ne diyorlar? Allah'ın aslanı. Yani oradaki kastedilen tabii ki o hayvan değil. Aslandaki cesaret, şecaat ve celal sıfatları, hani güçlü olması, cesur olması budur yani aslan. İşte bunlara misaller vermiş. Ateş püskürmek, işine kurt düşmek, yüreğine ateş düşmek, daldan dala konmak. Bunlar da aynı şekilde benzetmedir, yani teşbihtir. Yani ateş püskürmek mesela, hakiki manada bir insan ağzıyla ateş püsküremez. Ama ne anlama gelir? Yani içinde öfke var. O öfkeyi dışarı atıyor, bağırarak, çağırarak, işte haddini bildirerek bu ateş püskürmüş oluyor. İçine kurt düşmek de yani o insanın bir şeyden şüphelenmesi, bu anlama gelir. Yüreğine ateş düştü, o da bir dertle dertlendi. Yani bu bir hasret olabilir, bir aşk olabilir, ateşi olabilir. Böyle yani. Daldan dala konmak da, hani insan daldan dala konamaz, bir insan. Hakiki manası o zaman anlaşılmaz, ne anlaşılır? Yani hevai bir insan olduğu, bir o dala zıplıyor, bir o dala zıplıyor gibi, öyle bir şey anlaşılır. Yani hevai olduğu anlaşılır o insanın. Evet, burada istiare örnekleri vardı. O zaman buraları atlamışız bak. Bir ayet-i kerime fi kulubihim maradun fezadahumullahu merada. Şimdi onların kalplerinde hastalık vardır. Hastalıklarını Cenab-ı Hak artırmıştır. Şimdi burada hakiki mana maraz olsa, maraz insanın vücudunda olur. Hastalık demek. Ama bu manevi bir şeyi ifade ettiği için burada benzetme yapılmış. Yani kalpteki bozukluğu, nifakı, münafıklığı bir hastalığa benzetilmiş. Bu da teşbihtir, istiaredir. Aynı şekilde Elif Lam Ra, şimdi bunu hatırlayamadım hangi surenin başlangıcı. Kitabın enzelnâ ileyke lutuhricen nâse minel zulümâti ilen nûru bi izni rabbihim. Burada bu kitabı sana diyor indirdik. Niçin? İnsanları karanlıktan nura çıkarman için. Şimdi burada zulümat, yani karanlık. Şimdi biz karanlıktan çıkarmak için demek, burada yani insanların içinde bulunduğu dalalet karanlığa benzetilmiş, teşbih yapılmış yine. Nur da ışık, ışığa benzetilmiş. Aslında ışık değildir nur, ama ışığa benzetilmiştir. Yani nurun anlaşılması için, ne olduğu anlaşılması için, nurun asıl manası ışık değildir. Yani ışıkta uyusun diyenler yanlış biliyorlar. Veya ışıklar içinde uyusun diyenler. Yani nur ışıktır, ama asıl şeyi, bu ayetteki maksadı, yani insanları iman etmekle diyor, sen karanlıktan nura çıkarmış oluyorsun. İnsanları imana davet edip onlar da kabul ettiği zaman. Yani aslında insanlar karanlıkta değildi, ama dalaletteydi. Yani dalalet karanlığa benzetilmiş. Hani bizim anlayabilmemiz için dalaletin mahiyetini, nur da aynı şekilde. Nur da, yani iman da ışığa benzetilmiş. Yani dalaletten kurtulup iman etmek, işte tövbe etmek, temizlenmek, yolunu düzeltmek, bu da ışığa benzetilmiş. Bunlar istiare örnekleri. Evet, şimdi bu kısımları geçmiştik. Mecaz-ı mürsel, işte biz zamanda 28 adet okumuştuk. Şimdi hepsini yazmıyor tabi. Mesela orada
Aklıma geldikçe misaller verebilirim. Mesela biz diyor Cenab-ı Hak gökten rahmet indirdik. Hani yerdeki bitkiler istifade etsin diye. Şimdi bu nedir? Bu sebebiyet alakasıdır. Yani su Allah'ın rahmeti neticesinde yağmur olarak indiği için Cenab-ı Hak burada rahmet indirdik diyor. Aslında inen rahmet değil, Allah'ın rahmetinin tecellisidir. Rahman ve Rahim isminin tecellisidir. Onun için burada bir sebebiyet alakası vardır yani sebebiyet. Yani rahmetle muamele etmiş, bu sebeple yağmur yağmış. Ondan sonra mesela şey vardı, hani siz niye cehennemdesiniz diye soruyorlar. Efendim, مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ sizi cehenneme gelmenize, girmenize sebep olan nedir diye cehenneme girenlere soruyorlar. Onlar da diyor ki lem nekü minel musallin, biz namaz kılmıyorduk diyorlar. Aslında orada bir müsebbibiyet alakası vardır. O da şudur. Namaz, sadece namaz kılmamak değil, biz namazın farz kılınmasına sebep olan imandan yoksunduk demektir. Yani biz iman etmedik, iman edenlerle namaza gidemedik, namaz kılmadık o demek. Yani asıl orada maksat imandır. İmandan mahrum kalmalarıdır. Böyle böyle baya bir şeyler, mecazi murseller vardı. Mecazi murseller vardı. Yani şimdi fazla da uzatmamak için yavaş yavaş bitirmiş olalım. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.